olarak meydana mağazalarının büyük bir etkisi var. Bu kütleler daha sonra yükseldiği zaman mağazalar açığa çıkıyor. Kamyonun en önemli özelliklerinden bir tanesi 3 km uzunluğa sahip ve 650-700 metre civarında bir derinliğe sahip. Giriş kısmında 5 metre genişliğe sahip iken yer yer iç kısımlarda bir insanın dahi geçebilmesi zor olduğu darlığa sahip. Bunu biz kanyonun en kesimine baktığımızda görüyoruz. Kanyon özellikle iç kısımlarında eğim değeri %80'e ulaşıyor. Bunların hepsinin bizim için bir anlamı var. Çünkü kanyonda ilerleyen sunumlarda bahsedeceğim size. Kanyonda en önemli sportif aktivite kanyonik, kanyon geçiş faaliyeti. Bu jeolojik özellikler sunmuş olduğu imkanlar kanyonikte bize avantaj olarak geri dönecek. Burada görüyorsunuz giriş kısmında genişliyor ve bazı kısımlarda özellikle iç kısımlarda daralıyor. Bu kanyon oluşumuyla ilgili olan morfometrik analizler, bizim elde ettiğimiz iki tane analiz uyguladık. Bunlardan bir tanesi BF analizi, bir tanesi SL analiziydi. BF analizini uygulamamızın nedeni, kanyon daha önce coğrafyacılar tarafından epijenez bağlı olarak tanımlanmış. Fakat biz elde ettiğimiz sonuçlarda aslında bu olaylar epijeneze bağlı değil, antisedans olayına bağlı olan, yani ilk önce yükselmenin, daha sonra akarsiyon yükselen kütleye karşı gösterip derine doğru aşındırması sonucunda oluşumunu ortaya koydu. Nitekim çıkan sonuç 0.04 analiz sonucunda. Bu sonuç ise 0'a en yakın değer olduğu için 0 yükselmenin en aktif olduğu dönemi ifade ediyor. Bu yüzden bu sonuçta bizim aslında tezimizi destekledi. Bir diğeri analizimiz ise seyir analiziydi. Bu analizde normalde size söylemiştim, bir iki yaşlar içerisinde açılıyor kanyon. Ama kanyon aynı formasına sahip olmasına rağmen bunlar fiziksel geçirdiği fiziksel coğrafya yanıtı gözlerinde. Tabii, evet. Kanyonda aldığımız değerlerde aynı formasyon içerisinde yer almasına rağmen iki tane anomali ortaya çıktı. Normalde aynı formasyon içerisinde hiçbir anomali olmadan aynı seyirde devam etmesi gerekiyordu. Bu iki tane anomalinin varlığı da bize şunu gösteriyor. Demek ki burada sadece aşındırmanın değil, buna bağlı olarak tektonik hareketlerin etkili olduğunu bize göstermişler. Nitekim bu sunmuş olduğu jeomorfolojik imkanlar ekoturizm açısından nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük ve spot analizi uyguladık. Burası zaten Harmanker Kanyonu 2012 yılında tabiat parkı olarak ilan edilmiş. Tabiat parkı ilan edilmesinde aslında herkesin bildiği işte farklı doğal rekreasyon tarihlerini planlı sürdürebilir ve koruma kullanma dengesi içerisinde gelecek nesillere aktarma düşüncesi gösterilmiş. Nitekim burada kanyonun içerisinde doğal kurum ve milli genel müdürlüğü tarafından halkın dinlenmesi, eğlenmesi, sosyal aktivitelerle, sportif aktivitelerle katılabilmesi için bazı tesisler yapılmış. Örneğin işte soyunma odaları, oturma alanları, piknik alanları, kır kahvesi, mecid, otopark gibi tesisler elde edilmiş. Yani burada bir otopark alanı var, yine tesislerin olduğu alanlar, soyunma odaların olduğu alanlar. Kanyonun hemen giriş kısmı burası. Kanyonun içerisinde fotoğraftan belli olduğunu bilmiyorum ama burada bir seyir terası var. İnsanların kanyonu geldiği zaman özellikle fotoğrafçılıkta, landscape fotoğrafta çok buraya katılım yüksek. Yine bu yürüyüş yolları var. Yürüyüş yolları mağara içerisindeki, işte kanyon içerisindeki mağaralara ulaşım sağlansın, insanlar oralara görebilsin diye. Aynı zamanda buradan bir yürüyüş yoluyla birlikte kanyon içerisine girilebiliyor. Bu kanyonda gelen görünümlerden bir tanesi, kanyonun giriş kısmı, iç kısımlarından ve en son çıkış kısmı burası. Kanyon tabiat farkı, Harmanker Kanyonu'nun tabiat farkı, jeomorfolojik özelliği itibariyle kanyonik, trekking, yamaç paraşütü gibi kaya tırmanışı gibi sportif aktivitelere imkan sunarken aynı zamanda fotoğrafçılık gibi sosyal aktivitelere de imkan sunmaktadır. Özellikle burada son zamanlarda kanyon araştırma derneğinin yapmış olduğu birkaç tane kanyon geçişi oldu. Bu fotoğraflar o arkadaşlardan elde ettiğimiz fotoğraflardı. Özellikle son yıllarda kanyonik olarak Türkiye'de kanyon araştırma derneği bir etkinlik yapmaya başladı. Hemen hemen Türkiye'de belirlemiş olduğu bazı kanyonlar var. Bu kanyonlar özellikle gidip kanyon geçişini sağlıyorlar. Tabii bunu şu anda onlar kanyonları tanıtmak amaçlı değil, biraz daha eğlenceye dönük yapmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda eğitim de veriyorlar. Mesela buradaki insanların bir tane rehberleri var, onun dışında olan insanların hepsi kanyonu bulunduğu ilçedeki Yenipazar ilçesinde çalışan insanlar. Kimisi hemşire, kimisi öğretmen, kimisi öğretim görevlisi.
gönüllü olarak katılmışlar eğitime ve kendim geçişini sağlamışlar. SWOT analizi uygulamışım. SWOT analizi sonucunda elde ettiğim sonuçlar da ise kanyonun bağlı Sakarya Nehri'nin hemen yakınında yer alması ve içerisinde bulunduğu mağaralar doğal oluşumlar itibariyle önemliyken aynı zamanda Bilecik, özellikle Yerimpazar ve Elisar ilçesinin tarihi ve kültürel özellikleri buranın güçlü yönlerini bize gösterdi. Aynı zamanda alternatif turizm açısından tanıtımın ve konaklama imkanının yetersiz olması, yer alanında turizm konusunda yeterince eğitim verilmemiş olması zayıf bir yol olarak gözüküyor. Aynı zamanda bu sahayla ilgili ekip turizm açısından değerlendirilmesi için özellikle Bilecik Belediyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürü ve BEMKA konuya ilgisi bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. En büyük tehdit ise kanyon çevresinde özellikle taş ve mermer ocaklarının varlığı çok büyük bir tehdit olarak gözüküyor. Çünkü hem doğal görselliği bozuyor hem kanyon içerisindeki suyun bileşenini bozuyor. Yine gördüğünüz gibi burada bir mermer ocağı var. Burası sadece çıkış kısmı, giriş kısmında da yine burada hemen batı yamacında birkaç tane mermer ocakları aktif bir şekilde çalıştırılıyor. Kanyon derecelerinin sınıflandırmasına göre aslında ilk ikisi Amerikalılar yapmış olduğu sınıflandırma uluslararası bir kabul görüyor. Bir diğeri ise yerel ulusal olarak Kanyon Araştırma Derneği sınıflandırmaya geçmiş. Bunlar size ayrıntılı olarak sıkmak istemiyorum. Özetini vermek gerekirse yerel uluslararası gelirse ulusal anlamda yapılan değerlendirmelerde kanyon orta derecede zorluk seviyesine sahip. Özellikle günümüzdeki işlerin bugününe sahip olduğu temiz bakımından olduğu için iyi bir gelişme geldi. Bu bizim için aslında bir avantaj. Çünkü şöyle, kanyonun bugünün itibariyle gerek Eskişehir gibi, gerek Sakarya, Bilecik, Bursa gibi illere yakın olmasından dolayı insanlar biraz günü bilir, gerek kanyon faaliyetine katılabilir. Yani kanyon geçiş faaliyetine katılabilir. Bu da aslında bizim için önemli. Sonuç olarak burada bizim elde ettiğimiz sonuç aslında iki taneydi. Bunlardan bir tanesi jeomorfolojik olarak oluşumuna yönelikti. Yani biz buna morfometrik olarak ölçümlerden elde ettiğimiz sonucunda kanyon aslında bir antisipans olayına bağlı olarak gerçekleşti. Antisipans olayı yükselmeye bağlı olarak akar suyun derine doğru aşındırması. Yani daha önce yapılan çalışmalarda hep epigenez olayı üzerinde duruyordu. Biz bu çalışmamızda aslında orada bir epigenizin sadece varlığı tek başına yeterli, aynı zamanda antisepans olayında etkili olabiliriz. Peki karşınca akar su daha mı hızlandırıyor? Akar su olan karşı şiddet gösterip daha fazla aşındırıyor. Bir diğer sonuç işte şuydu, SWOT analizi. Turizm açısından değerlendirilmesi için SWOT analizini uygulamıştık. Burada da bizim elde ettiğimiz sonuç, güçlü ve fırsatların zayıf ve tehditlere göre daha üstün olduğunu biz elde etmiş olduk. Bu yaralanmış kaynaklar biraz söyler misin? Ben turizm açısından değerlendirme açısından kafamda bir ifade nasıl getirebilirim bize? Bu antisedans dediğin olaya göre... O aslında şu hocam, yani antisedans olayı bizim bu morfolojik anlamda tanımladığımız bir fark ama bu sunmuş olduğu imkan, yani sunmuş olduğu imkan aslında bizim ekoturizm açısından değerlendirmemizde bize yardımcı olmuş. İşte örneğin yani bu ne demek? Nasıl bir ekoturist tipi ortaya çıkacak? Yani şöyle hocam, örneğin kanyonun dağ ve derin olması, 3 kilometre uzunluğa sahip olması, örneğin kanyon geçiş açısından elverişli bir şey. Çünkü insanlar, bazı kanyonlar var, köprülü kanyon gibi, orada örneğin insanlar bir gün süresinde kanyon geçiş sağlayabilir. Çok uzun süre alıyor. Ama kolaysa. Bu biraz daha kolay başlıyor. Yani, bir saat. Bu bir fırsattır diye değerlendirecek biz bunu. Sonuç itibariyle bunları söylememiz gerekiyor. Bu yararlandığımız kaynaklar bizim çalışma esnasında. Ve sunum böyle. Teşekkür ederim. Ben de yararlandım. Çünkü gördüğüm, dinlediğim kaynaklarla ilgili değişik yerlerde ki kaynaklarla ilgili aldığım bilgilerde morfolojik açıdan değerlendirme ve analizler yapılmadan sunuluyordu. O zaman bir sonuç çıkması lazım benim onu gün haline getirmem için. Bildiğim amatör olanlar gidip bilecek demiyorum. Yani köprüden buraya gitsem benim için daha zor. Böyle rafting'e binip yapamam belki. Yani zor olabilir, daha sportman olabilirim. Onun için özellikle de kutluyorum. Ben teşekkür ederim. Bilgilendiğim için. Soru var mı? Ben özetledim, gitti sen. Teşekkür ederim.